Profesör Doktor Ekrem buraya ikinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Merhabalar. Bugün geriye, geçmişe gideceğiz. İstanbul'da çok sevdiğimiz tarihi eserler var. Onlarla ilgili aslında az bildiğimiz gerçekleri konuşacağız. Öyle ki biz yaşadığımız şehri, hatta ülkeyi bir yabancı turist kadar bilmiyoruz zaman Uzarken zaman. Zaten yabancı turistler daha iyi bilir. Ben yurt dışında yerli halka değil, turistlere sorarım bir yere gideceğim zaman. Yerli halk bilmeyebilir o eseri veya o yeri. Yani adrese tamam da bir e, görülmeye değer bir yeri turistler bilirler. Çünkü onlar o, o maksatla gelmiştir. Bel hele bir de Avrupalı turist ise dersini araştırmıştır. çalışmıştır, araştırmıştır. Onun için bizde de öyledir. Şimdi Anadolu'da gidin bir şey sorun bilmezler yani. Bir kabirdi, bir camiydi, bir saraydı sorun bilmezler. Ama oraya onu görmek için gitmiş birisi araştırma evet. yaparak gittiği için daha kolay bulur. Tabii bu bir merak meselesi. Yani illa orada oturanların onu merak etmesi beklenmez. İkincisi de e, şöyle bir e, psikoloji de var insanda. Canım ben zaten buradayım. Her zaman giderim, her zaman görürüm psikolojisi de var. Hakikaten İstanbul'u İstanbullular hiç bilmezler. Başka şehirlerde, başka şehirde oturanlar bilmezler. Peki bir yabancı turist İstanbul'a evet. geldiğinde kendisi nasıl bir rota oluşturur? Nereleri görür? E, haritasında ya da ajandasında ne vardır? Şimdi bazı şehirler var Avrupa'da, dünyada. E, bütün görülmeye değer e, yerleri birbirine yakındır. E, Altıştadlar vardır, eski şehirler mesela old townlar Avrupa'da. Orta Çağ'dan veya Yeni Çağ'dan kalma evlerin, binaların, dükkanların bulunduğu bir kısımdır. Küçük bir kısımdır. E, turistler orayı illaki gezerler. Ama orası öyle korunmuştur zaten. Korunmuştur zaten onlar. Taş binalardır. E, bir de onlar da zaten tarihi çevre şuuru olduğu için onlar korunmuştur. Oraya araba da girmez. Arabanızı yakın bir yere park edersiniz. Veya neyse vesayette orayı gezersiniz. Bunun hepsi şehirden şehre değişmekle beraber birkaç saatte siz bu eski şehri gezersiniz. Avrupa'daki şehirlerin bazılarının şehrin dışında bir saray, bir park veya görmeye değer bir antik eser olur. Onun için de hususi bir sefer olur. Zaten turla gider görürsünüz. Böylece bir günde veya iki günde o şehrin her şeyini görmüş olursunuz. Ama İstanbul öyle bir yer değil. İstanbul çok büyük, geniş ve İstanbul'da çok farklı keşfedilecek yerler var. Onun için bir, yani büyük bir Roma'ya benziyor. Yani Roma gibi bir yer, bir Paris gibi bir yer. Yani Paris'te mesela her yer birbirine yakın değildir. Tamam birbirine yakın olan yerler vardır ama işte Louvre Müzesi, e, Notre'dan birbirine yakındır, yürüme mesafesine gidersiniz ama işte Versailles'e gideceksiniz, Fontainebleau'ya gideceksiniz. Şehrin dışındadır onlar hı hı. yani. E, Lüksemburg Park'ı yakındır ama işte e, başka bir parka gideceksiniz. şehrin dışındadır gibi. E, İstanbul'da iş biraz zor. Onun için İstanbul'a gelen turistlerin kendilerine mahsus bir rotaları var. O rotanın merkezini biliyorsunuz. Sultanahmet Meydanı teşkil ediyor ki burası zaten İstanbul'un kalbidir. Ve e, esas İstanbul'un yani Sur içi denilen İstanbul'un da merkezidir. Hatta eskiden burada bir mil taşı vardı. Bugün hala duruyor. E, Sarnıcın önünde. Hı hı. E, orası İstanbul'un ortasıdır. Hatta geçenlerde bilmiş birisi dedi ki... ...ya burası dedi, ben ölçtüm dedi. İstanbul'un ortası değil. Hı hı. E, e, ama işte bilgiçliğin de bilgiçliğe ihtiyacı var. Eskiden İstanbul bu kadar büyük değildi. Teodosius'un surları Saraçhane'den geçerdi. Şimdi e, su kemerleri var. E, İstanbul Belediyesi'nin olduğu yerdeydi surlar... Sonra daha sonra Justinianus surları dışarı yaptı. Bu şimdiki surlar dışarı... Kaç kez surlar yapılmış ve evet, yıkılmış. Evet büyüttü yani şehir büyüdü. O zaman şehrin merkeziydi. Ee, daha sonra Justinianus'un yaptığı şehrin merkezi ise Şehzadebaşı caminin duvarın üzerindeki mil taşıdır. Her neyse orası İstanbul'un ortasıdır. Hatta orayı dünyanın merkezi olarak Dünya merkezi kabul eder. Yani merkezi çünkü edelim. Roma o zaman dünyanın en büyük... Dünyada oyun kurucu, nizam kurucu bir imparatorluk. Hiçbir imparatorluk Roma gibi değil. Evet yani Roma'nın düşmanları ve ona güçlü tehdit edenler var ama yani hiç kimse mesela İran imparatorluğunu dünyanın merkezi olarak görmemiş. Bazen Roma'yı bile dize getirmiş. Ama İstanbul ne Roma, is Madem ki dünyanın merkezidir. O halde oranın ortası da dünyanın hı hı. ortasıdır. En iyi onun için Napolyon demiştir. Yani dünya bir devlet olsa baş şehri İstanbul olurdu diye onun için söylemiştir. Şimdi turistler ee, ...hele mahdut gününe gelmişlerse ve e, klasik e, e, turist profili zaten mümkün mertebe e, enteresan, çok bilinen yerleri görmek, çarşı pazar gezmek ve istirahat etmektir. E, umumi turist profili budur, bizde de böyledir. Ancak çok e, entelektüel belli turistler vardır, onlar sayıca azdır, onlar zaten muazzam. Neredeyse bir etüt yaparlar, gelirler ve sizin ömrünüzde görmediğiniz, bilmediğiniz, duymadığınız yerleri işte onlar bilirler. Sokağında, efendim Kenar Mahallesi'nde o taşı, o binayı, o yeri bulurlar, tetkik ederler. Okuduklarıyla gördüklerini Karışlar. karşılaştırırlar. Notlar alırlar, resimler çekerler ilahir. Bu normal turist profili değil. Bu entelektüel. Şimdi biz turist onların profili. nereleri gezdiğini merak ediyoruz evet. bugün aslında. Normal turistler gelirler e, Sultanahmet Meydanı'na Onların gezeceği birkaç tane mühim yer vardır. Bunların başında tabii ki Ayasofya Camii geliyor. Namı diğer Fetih Camii. Burası biliyorsunuz Fatih Sultan Mehmet'ten önce de yani çok eskiden dördüncü e, asırda kilise olarak inşa edilmiş. Ahşap olduğu için yanmış. Sonra Justinianus tarafından bugünkü hali verilerek altıncı asırda yaptırılmış. 1500 yıldır asırlara meydan okuyan bir mabettir. Bu mabet kilise olarak yapılmış. Klasik e, bazilika mimarisindedir ancak e, Müslümanlar fethettikten sonra camiye çevirmişlerdir ve 1935 senesine kadar cami olarak kullanılmıştır ve ciddi bir manada karakteristiği değişikliğe uğramıştır. Yani bir cami hüviyeti kazanmıştır. Zaten biliyorsunuz Osmanlı mimarisi ile Bizans mimarisi birbirine çok benzer. Onun da menşei zaten İran mimarisidir. İran mimarinin de dünya birincisidir. İran'ın e, kurmuş olduğu sistemi Yunanlılar, Romalılar almış. Araplar işlemişler, Osmanlılara kadar e, bu istihalelerle evet. değişikliklerle gelmiştir. Yani orijinali bu ama kendi damgasını vurmuştur. Her medeniyet bu mimariye kendi damgasını vurmuştur. Kendi karakterini yansıtmış mutlaka evet. ama özü, özü yapım teknolojisi. Aynıdır, yani. aynıdır. Şimdi Ayasofya'da da bunu görüyoruz. Ayasofya'ya baktığınız zaman kilise mi, cami mi diye elbette ki tereddüt ediyorsunuz. Yani aa burası tam cami diyemiyorsunuz. Hatta bazıları hiç sanki cami olmamış dediler müze olduktan sonra. Ama tabii dört tarafındaki dört tane minare bir kere içindeki levhalar ve yıllarca orada kılınan namazlar e, ehline oranın bir cami olduğunu fısıldıyor. Ayasofya'nın yapılışı enteresan. E, bununla alakalı pek çok efsaneler vardır. Tarihte hiçbir e, mabet veya bina bir Ayasofya kadar efsanelere e, sahip değildir. Ve sosyal hayatın içinde de yer evet, almamıştır evet. değil mi? Yani Ayosofya, yangınından tutun da evet, isyanlara, isyanlara kadar. kadar. Ayasofya her zaman her zaman tarihte ehemmiyetli yer tutan bir bina. E, bu cihetle entegre. Yani bir, bir kitap tutan Ayasofya efsane efsaneleri var. Adı üstünde efsane bunlar ama neticede insanların gerek Bizanslar zamanında... Gerek Müslümanlar zamanında Ayasofya'ya ayrı bir emniyet verdiklerini görüyoruz. Ve kim ne derse desin Ayasofya'yı Bizanslar yani Doğu Romalılar yapmıştır ama Ayasofya'nın ayakta kalmasının yegane müsebbibi Türklerdir. Türkler daha İstanbul'u fethetmeden önce Sultan II. Murat zamanından itibaren Ayasofya'yı tamir etmişlerdir. Sultan II. Murat, Sultan II. Selim, Fatih Sultan Mehmet III et, padişah etti. Sultan I. Mahmut ve Sultan Abdülmecit devrinde Ayasofya çok ciddi tamirat görmüştür. En son Sultan Abdülhamit devrinde tamirat görmüştür. Ee, sanat tarihçileri diyor ki mimarlar eğer diyor Osmanlılar olmasaydı ve bilhassa Sultan II. Selim ve Sultan II. 1. Abdülhamid, Abdülmecid zamanındaki tamirler olmasa Ayasofya'nın ayakta kalması mümkün değildi diyorlar. Hem duvarları itibariyle hem de temeli itibariyle. Temeli itibariyle. Altında e, pek çok dehlizler var. İstanbul'un zaten enteresan yeri üstü kadar altıdır. Yer altında bir tarih var. Bu romanlara, filmlere hatta mevzu olmuştur. Altında ne olduğu da çok bilinmiyor. Bir kere e, sarnıçlar var. Bunu biliyoruz. Hele iki tanesi çok meşhurdur İstanbul'da. Bin bir direk sarnıcı, yere batan sarnıcı. Şimdi onlara yenisi eklendi. Evet. Bir yenisi daha açıldı. Bu sarnıçlar e, Romalıların su biriktirme ihtiyacının neticesi olarak ortaya çıkmış. Ama bugün insanlara e, apayrı bir e, egzotik bir mimari e, şaheser olarak turistlerin vazgeçilmez ziyaretgahlarıdır. E, daha evvel bin bir direk açık değildi. E, yere batan açıktı. Sonra bin bir direk, sonra... Şimdi e, Karagümrükte Gümrük'te e, ve diğer İstanbul'un Sur içinin diğer mıntıkalarında da yer altında çok sarnış var. Fakat bunların büyük bir kısmı mahallelerin altında kaldığı için bunları açmak, ortaya çıkartmak neredeyse imkansız gibi bir kısmı da mimari olarak mümkün değil. Peki mi? şehir efsanesi olarak söylenir ki işte İstanbul'da eskiden bir dehlizden girdiğinizde adalardan çıkabileceğiniz evet. kadar uzun tüneller var. vardı. Bunlar e, daha ta Osmanlıların son zamanında İttihatçılar devrindeki neşriyattan bu yana var. Fakat hiç kimse bu dehlizlerden girip de bir yerden çıkmamış. Muhtemelen e, bütün Antik şehirlerde olduğu gibi İstanbul'un altında da bir kuşatma veya bir afet sırasında e, bir yerden bir yere geçebilecek e, yeraltı yolları yapılmıştı. Mesela bunun benzerleri Halep'te var ben gördüm. Ama bunun bu bakım istiyor. Nasıl su yolları bakım istiyorsa. Her hmm. sene temizlenmesi lazımdı su yolunun çünkü açıktan geliyor. Açıktan gelmese bile kapalı künklerde gelse bile içine yaprak vesaire toprak dolduğu için her sene bunun temizlenmesi lazım. Aksi takdirde su gelmez. Tıkanır bir müddet sonra. Ve suyun kalitesi bozulur. Ve suyun kalitesi bozulur. Onun için e, yani mesela çeşme yaptırmak tek başına marifet değil. O çeşmeyi için vakıf kurarlar. Yani o vakıf tamam dağdan geliyor ama onu bir kere getireceksiniz. Sadece bina değil çeşme bina değildir yani. O bir de onun her sene ...en az iki kere İstanbul için... ...başka yerde belki bir sene temizlenmesi icap ediyor. Bunun için vazifeliler vardır. Mevsimi geldi mi gider o suları temizlerler. Hele bir deprem bölgesi olduğu düşünülürse... ...İstanbul'un bu o dehlizler o... ve... ...su kanalları... Evet. Bu dehlizlerin çoğu muhtemelen bu zelzelelerde... ...su baskınlarında çökmüş... ...veya kapanmıştır. Ama şu anda... ...şehrin altında... Ve şehrin pek çok yerinde yani Samatya'dan tutun bu tarafta Malatya kadar bu dehlizlere rastlanıyor. Bunları mesela ev inşaatlarında biraz derin temeli inildiği zaman bir dehlizin varlığını hissediyorsunuz. Ama bu dehliz yani böyle e, cari bir cehli dehli değil. Girelim de bir yerden çıkalım değil. Anadolu'nun pek çok yerinde ben bu dehlizleri gördüm. Bilhassa kale içinde olanlarda. İstanbul dışarıya çıkmak gibi. için. Evet. Yani bir kuşatma anda dışarıya çıkabilmek için, ikmal yapabilmek için dehlizler vardır. Ama bunların neredeyse tamamı kapanmıştır. Bunların açık tutulması bir iş. Şu anda da kapanmış olanların haritalandırılıp yeniden evet. açılması. Mesela Ayasofya'nın altında bu dehlizler var. Bunların pek çoğu su dolmuştur. Ve tarih içinde bu suyun Ayasofya'nın ya zarar vermemesi için bir takım kuvvetlendirmeler yapılmıştı evet. ve zaman zaman suların tahliye Kahne edildiğini biliyoruz. Edildiğin. Evet biliyoruz yani Hatta bu... oradan çıkanlarla ilgili de evet. çeşitli e efsane efsaneler olabilir. var. Şimdi e, Ayasofya her zaman dediğim gibi turistler için bir alaka e, cezbeden bir yer olmuştur. Gelelim karşısında Ayasofya'nın yani turistlerin mutlaka mutlaka uğradıkları Sultanahmet Camii var. Sultanahmet Camii iki rakip iki rakip camii. E, hatta çok kişinin Allah Allah da Ayasofya Camii varken burada niye Sultanahmet var dediği. Bazılarının zaten Ayasofya'yı cami olarak düşünmeyip, kilise olarak düşünüp burada aklına bile getirmediği de var. Yani burada Ayasofya'da... Çünkü Şu anda sakiz, baktığımız zaman öyle görüyoruz. Evet. Bir ibadet edilmediği için. Ama eskiden şimdi, her evet. ikisi de kalabalık cemaati olan birer cami yani hareketli. Yalnız tabi arasında büyük bir mahalle var. Kocaman bir mahalle var. Bu mahalle yandı. Yani, şimdi yok yani. Evet. Topkapı Sarayı'nın surlarının dibine kadar oralar hep evdi eskiden. Sıkışıktı ve evdi. Bu yandı. Meşrutiyet devrinde ve zamanı belediyelesi Cemil Paşa, Cemil Topuzlu ben dedi bu yangına müdahale etmedi, e, orayı park yapmayı düşünüyordu. Paris'te gördüğü gibi İstanbul'da meydan çok azdır. İstanbul e, Avrupa şehirleri gibi değil. Avrupa şehirleri çeşitli yangınlar şunlardan bunlardan sonra kurulduğu için hep ortada büyük bir meydan, meydanda büyük bir bazilika kilise, dom, katedral onun etrafında yıldız şeklinde içeriye açılan sokaklar ve e, e, kilisenin etrafında çarşı, çarşının etrafında evler bu şekilde planlanmıştır. Ama Avrupa düzdür ve içinden su geçer bütün şehirlerin bilahissine. İstanbul İstanbul'da hiçbirine benzemediği için İstanbul'da meydan zaten da sıkışık. İstanbul'da çok fazla meydan yoktur. Mesela Bayezid Meydanı sonra açılmıştır. Sultanahmet Meydanı sonra açılmıştır. Peki bu yangına müdahale edilseydi... ...ve bu evet. mahalle korunsaydı... ...şu anda da restore ediliyor. Bugünün evet. bakış açısıyla bakalım. Bu evler restore edilseydi evet. nasıl bir Sultanahmet Meydanı yani Sultanahmet olurdu? Sultanahmet Meydanı'nda yani iki caminin arasında... ...bugün işte otobüslerin park ettiği, parkların olduğu yerlerde... Fıskiye'nin olduğu, Fıskiye yeşil olduğu alan olduğu yerlerde... Oldu. E, ...birçok ahşap ev vardı. Şimdi bu Soğukşeşme Sokağı gibi. Bayağı ciddi, kalabalık bir mahalleydi burası... E bu mahalle burada olduğu zaman buraya ap apayrı bir görüntü verecekti. Yani şu anda iki tane abidevi eser etrafı açılmış. Şimdi eserler zaman... çok görünüyor, görünüyor şu anda mesela. Ortadaki taşlar evet. da öyle. Tabii yani bu be... ama bence daha bütünleyici bir manzara ortaya çıkacaktı. Şöyle ki şimdi son devirde e, de, bilhassa mimarlar e, e, şunu düşünüyorlar. Abidevi eserler ortaya çıksın. Etrafında Hı -hı. bina, dükkan şu anda da olmasın. var böyle bir çalışma mesela Edirne Kapı'ya doğru evet. giderken görüyorum evet. etrafını hep temizleyip temizliyorlar. Fakat işte İslam kültüründe tam tersi caridir. Yani binaların etrafında dükkan, ev olduğu istenir. Çünkü o dükkanlar ve o evler o caminin cemaatidir. Yeni cami yıkıldığı zaman etrafındaki dükkanlar, evler, yeni cami şu andaki yeni cami, Eminönlük, emin yeni caminin etrafı hınca hınç dükkan ve ev doluydu. Caminin etrafı hep sarılıydı. Yıkılmış. Ee, Seyit Abdülhakim Arvasi o zaman hayatta İstanbul müderrislerinden gelmiş demişler ki talebelerinden birisi efendim müjde yeni caminin etrafındaki dükkanlar ve evler hep yıkıldı yeni cami olanca haşmetiyle ortaya çıktı sen buna müjde mi diyorsun bu acıklı bir haber cami cemaatsiz cemaate camisiz kaldı yani tamam bu iyi niyetle yapıldı. Yani damarını kötü kesmek niyetle yapıldı. gibi aslında değil mi? Kan evet, gitmiyor. Belki kötü niyetle yapıldı. Belki iyi niyetle yapıldı. Bilinmez ama neticede... ...cami demek cemaat demektir. E, ne olursa olsun... E, ...caminin insanın gidebileceği bir yerde olması lazım. Bu imkan ortadan Bu kalkıyor. Bu tür merkezi yerlerde yine... ...insan sirkülasyonu çok olduğu için... Evet. ...namaz vakitleri boş geçmiyordur evet. mutlaka ama... Ee, mesela sabah namazı gibi biraz daha tercih yani oraya Ondan gitmesi gerekenler. Evet. Mesela ben Eyüp'te çok görüyorum. Cuma evet. günü özellikle araçların geçebileceği kadar bile boşluk kalmıyor. Ee, şimdi... Ama o Eyüp'e mahsus. Evet. o onun Eyüp'e mahsus. Mesela ayrı bir hiç kimse şey. sabah namazı için Sultanahmet'e gitmez. Veya oradaki camileri gitmez. Mesela o Firuza Camii şimdi tramvay yolunun kenarında onun etrafı mahalleydi. Park var arkası adliye bin bir direksiyon. Oralar hep mahalleydi. Oralar hep evdi. Ora, ama onlar Osmanlı Darzev Devri'nde açıl, yol genişletme sebebiyle bir kısmı yıkıldı. Ondan sonra Cumhuriyetlerinde de geri kalanı yıkılarak Sultanahmet Meydanı'ndaki evlerin tamamı yıkıldı. Hani bakı, bakıldığında evet. meydan görmek hep istemişler. Hep evde orası. Hmm. Hep evde. Bugün meydan olarak gördüğünüz İbrahim Paşa Sarayı'na doğru olan yerler hep evde. Ee, şeyin e, sadece at pazarı at meydanı denilen bugün işte o üç tane diki di, di olduğu yer böyleydi onun etrafı sadece yani orası o, meydandı yani evler oraya mı bakardı evler oraya bakardı evet. evet şu anda mesela İki tarafta da evler oraya bakardı şu anda dinleyicilerimiz nasıl hayal edebilirler İstanbul'lular Ramazanda zaman zaman kurulan oraya küçük küçük evet. evler var Onları biraz daha onların düşünün. yaşam evet. yaşayanlarını evet. düşünmek evet. lazım peki eee Sultan Camii aslında bizim İstanbul'un yurt dışında en fazla bilinen eserlerinden evet. biri Çinileriyle olsun, varlığıyla olsun ama bilmediğimiz bir özelliği var. Mesela Sultanahmet Camii diyoruz şu anda bu cami İlk yapıldığında adı neydi? Evet, şimdi e, bunu bana çok e, dinleyicimiz soruyor. Bu camilere isim nasıl veriliyor? Malum son zamanlarda çeşitli mahallelerde camiler yapılıyor. Bunların büyük ekseriyeti halk tarafından, e, cami cemiyetleri tarafından yapılmaktadır. Ve cami cemiyeti bu camiye bir isim veriyor. Bu isim bazen işte... E, kurucusu, o yaptıran kimse işte hacı felence feşmekence. Bazen bulunduğu yeri tabi işte siteler, işte bilmem e, semt adı, semt adı, işte e, oluklu çeşme falan. Bazen de işte Hz. Hazreti Bekir... ...Hazreti Talha, Ammar, Bin Yasir gibi İslam büyüklerinin isimleri veriliyor. Fatih Sultan Mehmet gibi İslam büyüklerinin isimleri veriliyor. Ee, bazen de çok komik oluyor. Yani çok mesela kütübüyoruz bir camiye bakıyorsunuz böyle bir şanlı bir isim verilmiş. Tabii o, o, biraz garip oluyor. İnsan da hakikaten garip hisler hasıl ediyor. Fakat şimdi bir kere zaten bizim kültürümüzde bir cami yapıldığı zaman bunun isim verme adeti yok. Yani insanlar... ...bir şehir kurdukları zaman, bir köy kurdukları zaman da oturup da... ...buraya bir isim verelim demiyorlar. Yani e baştan isimle hareket etmiyorlar. Evet. Halk oraya bir isim veriyor. Yani kendince bir isim yakıştırıyor. Şimdiki deyimiyle organik. Evet. Kendiliğinde. Ondan sonra bu isim tamum ediyor. Hatta bazen bazı yerlerin birkaç ismi oluyor. Ama halkın dediği mesela kasaba derler Turgutlu'ya. Herkes Turgutlu'yu kasaba bilir. Mustafa Kemal Paşa var Bursa'nın. O da kasaba diye bilirler. Çünkü köylüler oraya kasaba derler. Pazar Kasabaya orada. gider. Mesela bazı yerlerde pazar kodu. Pazar. Rize'nin pazar kazası var mesela. İsim verirler. Onun için yani oturup da buraya bir isim verelim yok. Camiler yapıldığı zaman da böyle. Mesela Fatih Sultan Mehmet Camii yapıldığı zaman Fatih Sultan Mehmet artık burası benim ismimle anılacak. Veya halk toplanıyor, belediye meclis toplanıyor, divan humayun toplanıyor o zaman sadrazam tamim gönderiyor artık burası fa değil. Halk oraya Ebu Fethi Sultan Fatih Camii diyorlar. Sultan düşüyor Fatih kalıyor. Fatih dendiğim herkesin aklına Fatih Sultan Mehmet gelir. Böyle kalıyor. Mesela İstanbul Ayasofya fethedildiği zaman mesela Hristiyanlar Ayasofya demişler. Ki, bunun sebebi şudur. Hristiyanlarda kiliseler mutlaka ve mutlaka bir azizin adına kurulur. Ona atfedilir. Onun koruyuculuğuna sığınılır. Evet Ayasofya'da bir aziz yok. Ayasofya mukaddes hikmet demek ama o da Hristiyan'ın rükünlerindendir. Aya Nikola mesela. Aya Yorgi. Bir azize adanır. O azizin koru. Onun için onun ismi vardır. Çünkü kurulurken zaten o aziz ismiyle kurulmuştur. Yani o niyetle kuruluyor diyelim. Evet. Ve Havariler Kilisesi derler falan. Şimdi e, Müslümanlıkta böyle bir şey yok. Ayasofya fethedildiği zaman bir ilk camiye dönüştürüldüğü için oraya mesela fetih camii demişler. Halk. Onun adı fetih camiidir. Herkes fetih. Sonra Ayasofya ismi e, yayılmış. yayılmış. Ahmet camii kurulduğu zaman da oraya yeni cami dediler. Yani bir tane var. Bir tane var bir de o. Ondan sonra e, Sultan Ahmet vefat ettikten sonra onun adına izaf eden yani Sultan Ahmet'in yaptırdığı cami. E, sonradan ona turistler mavi cami dediler. Halkın arasında mavi cami çünkü içinde e, Çinliler çok nadide Çinliler var. Belki İstanbul'un en kıymetli Çinlilerin olduğu cami değil. Ama Çinleri çok güzel ve içeri girdiğiniz zaman masmavi bir hava hazır oluyor. Her mabedin bir ruhu vardır. Birbirine çok benzer dışarıdan baktığınız zaman. Aa dersiniz Sultanahmet Süleyman ne farkı var dersiniz. Fakat ikisine girdiğiniz zaman farklı olduğunu hissedersiniz. Yani birbirine aynı değil. Halbuki şimdi mesela yeni camiler yapıyorlar. Osmanlı mimarisinde. Ama ondan bir ruhu yok. Bir, güzel bir binaya giriyorsunuz. Ama eski camilerde böyle bir ruh vardı. Onu nasıl veriyorlar onu ancak ehli bilir. Hem yaparken... Hem de galiba içindeki ibadetle evet. o ruh yavaş yavaş kazanılıyor. Evet. Şimdi Sultanahmet'ten sonra... ...dün e, de turistlerin uğradığı ama o kadar uğramadığı e, Eminönü'nde bir cami var. Ona, ona da yeni cami adı veriliyor. Aslında o Valide Camii'dir. Valide Camii'dir. Onu Nurbanu Valide Sultan yaptırdı. Nurbanu Valide Sultan başladı fakat bitiremedi. Sultan Sultanahmet'in büyük annesi. E, Hatice Terhan Valide Sultan bitirdi. Sultan Sultanahmet'in gelini ve ona yeni e, cami dendi. O yeni cami deyince Hatısu Yeni Cami olmaktan çıktı. Aileni yaptı, yeni bir cami. Fakat aynı zamanda Yeni Valide cami diye biliniyordu. Zamanla Valide düştü orası Yeni Cami olarak kaldı. Eminönü camini Yeni Cami mi? E, e, şu, şu anda da Yeni ismi, Cami mi? dendiği zaman herkesin aklına Hı -hı. orası gelir. Ama bir Yeni Cami de karşıda var. O da Yeni Valide Camii. Ama Üsküdar Yeni Valide Camii. Yani Yeni Cami dendi zaman İstanbul'daki anlaşılır. Ona Üsküdar Yeni Camii derler. İstanbul'daki derken evin önündeki. Orada iki tane, hmm. onda iki tane valide sultan var. Buradaki Sultan İbrahim'in hanımı, Sultan Ahmet'in gelini ve Sultan 4. Mehmet'in annesi Hatice Terhan Valide Sultan yaptırmıştır. Orası bir mezberelikti. Bir kısmı hazine arazisi, bir kısmı Yahudi mahallesiydi. ...ya satın alındı Yahudilerin... ...evleri satın alındı mesela o zaman mümkün mertebe... ...buna dikkat edildi ki... ...çünkü buraya bir mabet yapılıyor... ...hatta sonradan bazı Yahudiler itiraz ettiler... ...işte bizi aldattılar... E, ...hakkımızı vermediler, eksik verdiler diye... ...o zaman hükümet dedi ki... ...bunlar ne istiyorsa verin... ...burası nizalaşacak bir yer değil... ...cami... ...dolayısıyla gönlünün Gönlüler olması olsun. lazım... ...ve bu e, Yahudilerin hakları verildi bahçe kapıda... ...ve onların e, hakları fazlasıyla verilerek... ...bu cami yapıldı... E, ...ama karşıdaki ondan çok sonra yapılmıştır. Kısa bir araya gidelim. Topkapı Sarayı ile ilgili de sorular var. Onlara da bakacağız. Ee, hemen döneceğiz efendim. Bizimle kalın lütfen. Profesör Doktor Ekrem buraya ikincili sohbetimiz devam ediyor. Turist gözüyle ama böyle sıradan bir turist değil, meraklı, araştırmacı bir turist gözüyle İstanbul'u geziyoruz. Ee, Eminönü'ne kadar indik. Evet, yani Topkapı Sarayı'nı da mutlaka gezerler. Topkapı Sarayı hakkında zaten konuşmaya gerek yok. Yani ismi belki insanlara garip geliyor. Bunun adı Yeni Saray'dır. Eski Saray Bayazıt'tadır. Bugün Eski Saray yok, yıkıldı. Osmanlılar zamanında Harbiye Nezareti yapıldı. Sonra doğrusu İstanbul Üniversitesi oldu. O, o, daha o, önde miydi bina? Yani bina? Yoksa şu andaki bina, bu, rektörlük binası bina, Bina, bu rektörlük binası biraz önündeydi. Hmm, biraz önde. önündeydi. Hani bahçedeydi. Bahçedeydi ve arkaya kadar devam ederdi. Bir kısmı bizanslar Bizans Bizans zamanında saraydı. Harap olmuştu. Tekrar ima, imar edildi. E, buraya eski padişahın ailesi burada otururdu. Biraz da soğuk ve kasvetli, kasvetli oldu. Kasvetli biraz, yani. evet. Bir yer. Aslında yüksekti ama biraz e, öyle... Ondan sonra tamamen eskidi, yıkıldı, artık kullanılmaz hale gelince e, son zaman son asırda yıkıldı ve yerine Harbiye Nezareti yapıldı Sultan Mahmut'tan itibaren. Evet, onun için oraya eski saray, buraya yeni saray dediler. Sarayı cedidi Amire. Oraya sarayı Atik Amire oldu. Fakat halk hiçbir zaman sarayı cedidi yeni saray demedi. Topkapı Sarayı dedi. Çünkü onun deniz tarafındaki kapısının önünde büyük bir top dururdu. Ramazan ayını ve bayramları haber vermek için. Topkapılı deniz Saray. Deniz tarafında. Top Topkapılı Saray. Hmm. Oldu adı Topkapı. Çünkü millet diyor ki Allah Allah diyor Topkapı başka bir yer. Evet doğru. Semt olarak. Semt olarak. Orada da top vardı. Sur kapısında. Burası da aynı şekilde buraya da Topkapı dendi. Şimdi Eminönü yine turistlerin rağbet ettiği bir yer. Ee, yeni cami sebebiyle Mısır Çarşısı sebebiyle. Mısır Çarşısı mesela Yeni Cami'nin vakfıdır. Birbirinden ayrı görünüyor şimdi ama eskiden bir eser yapıldığı zaman ona bir vakıf yapılır. Bu vakıf eserler onun gelirini sağlar. Mesela yeni cami imamı var, müezzini var, bekçisi var, kapıcısı var, temizleyicisi var. Aydınlanması, temizlenmesi, tamiri hepsi masraf. Bunun için onu yaptıran Valide Sultan, Hatice Terhan Valide Sultan pek çok vakıf eseri yapmıştır. İşte onlardan biri Mısır Çarşısı. İstanbul çok enteresandır. Yani kadının adı yok diyorlar ama İstanbul'da damgasını vuran kadınlardır. İstanbul'un her tarafına baktığınız zaman eserleri esaslı bir kadının damgasını görürsünüz. İşte mesela Yeni cami, yeni valide cami Hatice Terhan Valide Sultan yaptırmıştı. Gidin Aksaray'a Pertemniyar Valide Sultan'ın çok güzel bir mermer camisi vardı. Şimdi üst geçidin altında kalmış arabaların mazot şeyleriyle simsiyah olmuş. Yani bizim elimize düşerse bir şey illa Allah çekeceği var demektir. Avrupa'da olsa ka cam kafesinin içine konulacak bir eserdir. Bir onun için söylerler bir de Sultanahmet Çeşmesi için söylerler. Adam demiş ya bu demiş Avrupa'da olsa cam kafesinin içine koyarlar. O kadar güzel yani o kadar zarif. Pertemniyar Valide Sultan yanında mektebi var gidin karşıya Üsküdar'da. Okul daha meşhur galiba. Okul değil daha meşhurdur. İstanbul'un namlı okullarından evet. o zaman. Lise aslında tabii İstanbul'da birkaç tane lise var o da bir tanesi. tarafa gidin. Emetullah Günlüş Sultan'ın sahilde yeni cami var. İşte Yeni Valide Camii. Bir de onun yukarısında eski cami var. Atik Valide Camii var. Nurbanu Sultan'ın. Sultan II. Selim'in hanımı. Nurbanu Sultan sadece cami yaptırmadı. Önüne Darüşşifa yaptı ve akıl hastanesi yaptırdı. Bunlar büyük paralar aslında değil ne mi? Paralar. Kadının yaptırmak bir dert bunları. Yaptırmak bir şey değil. Onu devam ettirmek marifet. Akıl hastanesi kurdurdu. Düşün Avrupa'da... ...akıl hastaları içine şeytan girdi diye yakılırken... ...Nurbanu Sultan... ...yani bu kadını düşünebiliyor musun? Böyle bir ufku, vizyonu var. Şimdiki tabirle... ...bir akıl hastanesi kurdurdu. Ve bu akıl hastanesi 1923'e kadar... ...faaliyetteydi. Şu andaki Bakırköy Akıl Hastanesi odur işte. Ondan Bakırköy'e taşın. taşındı. Burası hmm. Reşadiye Kışlası'ydı. Daha müsait olduğu için buraya taşındı. Hiç kimse bunu bilmez. Nurbanu Sultan... ...akıl hastanesi olması lazım. ya yani ruh sinir hastalığı olması lazım. Ama Osmanlı ismi Osman unutulmasına dair... umumi politika vardır. Bu bir kadındır. Oradan biraz ileri gidin. Mahpeyker Kösem Sultan'ın zarif, küçük... ...Çinili evet. cami var. O, bu, bu caminin Çinlileri meşhurdur. İstanbul'da iki caminin Çinlileri meşhurdur. Biri Rüstem Paşa, Eminönü'nde. Küçük bir camidir, çarşının içindedir. Birisi de Mahpeyker Kösem Sultan. İkisi de menfi anılan evet. şahslardır... ...ama hiç de menfi değillerdir... Emir, bunlar kadınlar yani. E, Üsküdar'da bir tarafta Mihrimah Sultan. Bu Mihrimah Sultan, Kanuni Sultan Selim'in kızıdır. Bir kolu burada, bir kolu Edirne kapıda Edirne da inanılmaz ferah, ...pencereleri yukarıda olan bir cami vardır. Çok ışıkları inanılmaz. Kadına benzetirler zaten o cami. Yani Mimar Sinan'ın çok Mimar Sinan sıradan bir mimar değil, bir sanatkardır. O şekilde yaptığını söylerler. Güneşin ışıkları bir kadın gibi düşermiş derler. Böyle bir rivayet var. Hatta onlar neler neler çıkarttı. Yok işte mimar Sinin Evet an, sonra kitaplara böyle bir aşk o, hikayesi. Hiç alakası yok. Onlar tamamen uydurma Şimdi ve imkansız zaten. aslında e, peki o konuya girmeyeyim. Hı. Çünkü kadınların İstanbul'a bıraktığı eserleri ayrı bir konu olarak konuşalım. Bugünkü rotamızdan evet, çıkmayalım. Ara mahallelerde küçücük kadın camileri vardır. Küçücük. Hesna Hanım Camii. Bilmem ne kadın cami. Hatice, Hatice, evet, Hatice Sultan Camii. Her tarafta. Küçük küçük camiler. Parası kadar. Şimdi gelelim Eminönü'ne. Eminönü'nde Yeni Cami zaten herkesin bildiği yer. Yanında Mısır Çarşısı. Fakat mesela Yeni Cami'nin arkasında Hamidi Evvel Türbesi var. Diyeceğim bir padişah türbesi. Sur içinde çok padişah türbesi var. Mesela padişah türbelerin çoğunu bilmezler. Bir de sur dışında vardır. Sur dışındaki tek padişah Sultan ey, Reşat'tır. Eyüp'tedir. Ey, Eyüp. O Eyüp Sultan'dır. Yaptırdığı mektebin yanında. Sur içinde bütün padişahların türbeleri vardır. İşte her birinin ayrı. Bazıları birkaç bir, 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 aradadır. Kanun Sultan Süleyman'ın üç padişah bir aradadır şeyde yeni caminin arkasında beş padişah. Ayasofya'da üç padişahın bir de önünde üç olmak üzere beş padişahın türbesi vardı. Sultan Ahmet Camii'nin önünde üç padişahın türbesi vardı. Böyle böyle hatta şeyle baş, tramvayla geçerken ben e, talebeyken hepsine selam vere vere giderdim. Hı -hı. Yani Sultan Selim'de bakıyorsunuz o da Sultan Selim. Biraz ileri gidiyorsunuz Fatih. Fatih'ten gidiyorsunuz Sultan Süleymaniye'de Kanuni Sultan Süleymaniye'de iki padişah. Biraz gidiyorsunuz Türbe yani divan yolunda e, ee, bugünkü Çemberli Taş'ta Sultan Abdülaziz. Sultan Abdülhamid, Sultan Mahmut üç padişah var. Ondan sonra biraz daha aşağı gidiyorsunuz. Sultan Ahmet'te üç tane, Ayasofya'da beş tane. Orada aşağı üstün yeni cami, diğerleri orada bitiyor. Her taraf, Yani sur içi böyle. Yol üzerinde her birine selam vererek gidebilirsiniz. Bu enteresandır yani padişahların kabirleri. Bu padişah türbesi yeni kapıdaki iki padişah var. Sultan birinci Abdülhamit ve e, oğlu Sultan dördüncü Mustafa. Burada peygamberimizin ayak izi vardır. İstanbul'da dört tane ayak izi vardır peygamberimizin. Dört tane. Bunlardan bir tanesi buradadır. Bir tanesi Topkapı Sarayı'ndadır. Bir tanesi Eyüp Sultan'dadır. Bir tanesi Sultan üçüncü Selim ve ikinci üçüncü Mustafa Türbesi. Onu unuttum sonra laleleridir. Oradadır. O kapalıydı yakın zamanda açıldı. Mesela bu e, dindar e, seyyahlar için enteresan bir rotadır. Bu dört e, peygamberimizin ayak izini ziyaret peygamberi hatırlamaya vesiledir. Mesela Sultanahmet'e turistlerin gitmediği ama aklı başında ee, e, milli kültüre meraklı olanların mutlaka gittiği İbrahim Paşa Sarayı vardır. İbrahim Paşa Sarayı iki tane hüviyeti var. Bir tanesi 16. asırdan kalma e, bir sivil mimari. Bizde biliyorsunuz resmi mimari bina, camiler şu ama mesela sivil bina yoktur. Ki oturma, mesken yoktur. Hep yıkılmış. Çünkü ahşap olduğu Kalmamış, için. Evet. Bu taş olduğu için kalmıştır. İbrahim Paşa Sarayı. Meşhur Makbul İbrahim Paşa. Kanuni Sultan Süleyman'ın ziyaret ettiği bir yer burası. Onun sarayıydı burası. Evet, ev yemek yediği evinde değil mi? Sarayına çıktı. bir yer. Burası en bugün Türk yani. İslam eserleri müzesidir ve emsalsiz kıymetli eserler. Efendim e, Kadir Gecesi gelse de Sakalı Şerif ziyaret edecek yok gerek yok. İşte orada var. Evet sürekli var. Hadi yazın, para vermek e, istiyorsunuz Eyüp Sultan var. Ve çok saat yani çok evet. ileri saatlere kadar evet, da açık. Açık. Mesela burası enteresandır e, bir rota. Yeni Cami şeyde Emin önünde sarayla ilgili bir şey soracağım. Eee yaşama alanı şu andaki gibi böyle küçük Hayır, küçük daha odalar değil. Hmm. Daha büyük. Daha büyük. Onun çok kısmı yıkıldı. Yan taraftaki Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün olduğu yer bir kısmıydı burası. Burası e, muhtemelen harem dairesi. Selamlık yan taraftaydı. O Çünkü yan tarafta çok taraf, küçük küçük odalar evet, var. Mehterhaneye verildi. Ondan sonra yıkıldı orası. Yıkıldı ve yerine Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü yapıldı. E, bir bir kısmı kaldı. Şimdi İstanbul'daki Yalılarda da öyledir. Şimdi bakıyorsunuz, bu kadar mı yalı?" O, o kadar değil o. O yalının harem dairesi, şey selamlık dairesi, harem yıkılmış mesela. Yanmış, yıkılmış Kalan veya kesinlikle. veya müteahhite vermişler orayı tamir ettirebilmek için. Pek çok güzelim yalıların bazı tam mesela Şerifler Yalısı var Emirganda. Ee, selamlık dairesi duruyor, harem dairesi yok, yıkılmış. Gitmiş. Pek çok şey böyledir. Boğaz'daki Aynen. yalı böyledir. Ama Boğaz'da bakıyorsunuz. E, uzun uzun bir... tamam. O diyorsunuz şey e, hem Selamlık, selamlık hem Harem'de harem, duruyor. Hem hepsi duruyor. E, bunlar bunlar da mesela çok eski değildir. Bunlar da en eskisi 18. asır sonlarından kalmadır. Yani 200 yıllıktır. İbrahim Paşa Sarayı daha eskidir. Bir Amcazade yalısı vardı. Şeyin çarptığı, geminin çarptığı. O da 1600'lerden kalmadır. Onun dışında mesela İstanbul'da çok eski bina yoktur. 3-4 tane Bizanslardan kalma ev var. O bile şüpheli. E, şeyde, Hele de Boğaz'da bir şey kalması çok zor. Gayrı mümkün. Yani ne taş mi? bile olsa, taş bile olsa kalmıyor ki taşın bile ömrü aslında yüz yıldır yani Ahşapların çok çabuk kırıktır bekleniyor. Hayatta tutmak çok zor. Çok i̇şte bu zor. yüzden aslında tarihi eserlerin büyük bir kısmı İstanbul'da bugüne kadar da gelmemiş. Gelmiyor. Şimdiye gelenler yerler denizde için. devede kulaktır. Çok azı gelmiş. Hele bir, bir de bizim vandallığımız, bir de bizden öncekilerin e, bakıms bakımsızlıktan gidenleri var, bir de bizim yok ettiklerimiz var. Camisinden tutun sarayına kadar ortadan kaldığımız pek çok eser vardır bizim. Yani İngiliz gelse o yapamayacağı şeyi biz maalesef İstanbul'a reva gördük. Hizmet adı altında bir de. Bir kısmı adı, hizmet adı altında yolu genişleteceğiz, meydan yapacağız. Ama bir kısmı ise e, kasıtlı olarak Osmanlı mirasını ortadan silmek, gözlerden kaldırmak için yapılan veya bir kısmı tamamen hiç e, yere yapılan. Merzifon'un Kara Mustafa Paşa'nın camii vardı şeyde. Karaköy'de. Hmm. Çok zarif, daronko, e, art nouveau tarzında değişik bir e, şey. Yani sanat olarak entesi belki çok tarihi bir kıymeti yok. Yakın zamanda yapılmış yani. Onu Taşıdılar ne lazımsa Karaköğe meydan mı lazım. İstanbul'da meydan yok ki zaten Karaköy'de meydan olsun. Başka yere kuracağız. Adaya kuracağız. Adada cami yok dediler. Kayboldu gitti 50 yıllarda. Güzel resimlerde var çok peki? Bilmiyoruz nerede. Şeyleri bir kısmı duruyor diyorlar. Nerede olduğu da belli değil. Numaralandırılmış taşları. Yani şu anda onları bir araya getirmek de artık. Çok zor. Çok zor. Yani onun şeyini bulmak. Karaköy'deki hangi meydanı açtılar? Karaköy'de bankanın İskelen. yanında yani şeyden Karaköy'den girdiğinizde Perşembe pazarına gitmeden hemen sağda bir boşluk vardı. İşte boşluktaydı. Ama zaten boş orası. Boş orası orada. zaten şimdi. Meydan da değil bir şey de yaramaz orası. Oraya böyle, böyle bir, kör bir, yerdir. Evet. Kör bir yerdir. Evet, yani bir meydan iş, da değildir. Bir, bir park, park, gibi bir, şey bir yer var. Yani, yani or, oradaydı işte. O, ve de orada ihtiyaçtı. Çünkü Karaköy gayrimüslimlerin ekseriyette olduğu bir yer oluyor. Orada fazla cami yok. Bir yeraltı cami var küçücük. Bu tarafta Arap cami var epey uzak. Kılıçdaroğlu başına zaten epey uzak. Yani orada o cami e, Karaköy'de işi olanlar için ...ideal bir yerdi. Yani ve şu andaki nüfusa baktığınız tabii. zaman... ...o eski e, evet. nüfus yok. yok şu an daha Müslüman fazla Müslümanlar... en azından Cuma namazı kılıyorlar. Onun için o cami çok elzemdi. Maalesef o ortadan hiç kimsenin aklına gelmedi. Bunu tekrar oraya kuralım. Bu bir ihtiyaç. Yani orada cami olması ihtiyaçtı. Neyse. Şimdi bu da ortadan kalktı. Emin önünde ...enteresan ziyaretgahlar var. Mesela bir tane zindan anı var. Bunu çok kişi bilmez. Bugün mesela oralar... Kuyumcular Çarşısı'dır. O zindan hanındaki zat Baba Cafer Abbasiler devrinde. İstanbul'a gelmiş bir elçidir. Bu elçinin kabridir. Orada bu Bizans İmparatoru tarafından öldürülmüş. Biraz onda da kabahati var. Biraz İmparatoru böyle sert çıkmış. Dik başlaymış. Dik başlı İdam edilmiş. Oraya gömülmüş. E buna Baba Cafer derler. Eskiden çocuğu olmayanlar buraya adak yaparlardı. Gelirlerdi. Türbe hala duruyor. Zindan Baba adıyla meşhurdur. Baba Cafer türbesidir. Mesela İstanbul'da yine çoklarının bilmediği Hacer Esvet parçası vardır. Hacer Esvet malum Kabe-i Mağazama'nın bir köşesinde bulunan bir cennetten geldiğine inanılan bir taş. Başka renkteyken zaman içinde kararmış. Onun için Hacer-i Esvet, Hacer taş demektir. Esvet de siyah, Esvet siyah taş demek. Buradan e, çeşitli zelzelelerle e, Kabe'nin tamir edilirken bu taştan kırılmış. Bu Kırık parçaları, küçük parçaları, parça. parçaları İstanbul'a göndermişler hilafet merkezine. Ve Kanuni Sultan Süleyman zamanında bu ziyaret edilmiş. Kanuni Sultan Süleyman zamanında bu taşlardan... ...üç tanesi Sokulu Mehmet Paşa zamanı sadrazamı... ...Sokulu Mehmet Paşa'nın camiindedir. Bir tanesi de Kanuni Sultan Süleyman'ın... ...türbesinde giriştedir. Bunu bilenler onu ziyaret ederler. Evet. Yukarıda kalıyor biraz ama... ...yani selam vermek hatta biraz şöyle yükselerek... ...dokunmak da minberin üstündekine en azından mümkündür. Bu mesele enteresandır. Bilenler bunu ziyaret eder. Mesela İstanbul'da... E, Araplardan kalma bir hayli eser var. Allah Araplar ne alaka diyeceksiniz. İstanbul'u defalarca Araplar kuşattılar. Çok kişi kuşattık. Araplar da kuşattı. Halife Muaviye zamanında bir İstanbul kuşatıldı ve Arapların izli var. İzleri var. Mesela karşıda e, Karaköy'de Arap Camii ...Kasımpaşa tarafına doğru... ...enteresan bir mimarisi vardır. Bunlar aslında vardır. İstanbul fethedilmeden önce gelen evet. izler evet. değil mi bize? Evet, fethedilmeden önce yapılmış... ...ondan sonra Araplar buradan çekildikten sonra... ...geçici bir süre kalmışlar mesela Araplar... ...bu da enteresan, bunu da çok kişi bilmez. Yedi sene Emeviler zamanında... ...Halife Abdülmelik zamanında... ...Arap orduları İstanbul'u işgal ettiler... ...Galata'da bir koloni kurdular ve burada yaşadılar... ...yedi yıl. Yedi yıl sonra Halife öldü, ölünce artık destek gelme imkanında kalmayınca bu şey bu öncü ekip gibi ekip geri döndü. Çekildiler. Ama yedi yıl kaldılar Karaköy'de ve işte bu Arap Camii ve Yeraltı Camii'ndeki mezarlar Yeraltı Camii de onların mahzenleriydi. O devirden kalmadı. Sonra kiliseye dönüştürüldü. Osmanlılar tekrar burayı cami yaptılar. Mesela eski olması itibariyle görmeye değer bir yerdir. Mesela bu meraklılarının orası mahkeme sokağıdır aynı zamanda. Ee, bu Arap cami'nin olduğu yer e, İstanbul'da ki, e, ma hakimlerin, naiplerinin birinin e, adalet dağıttığı bir sokak olduğu için mahkeme sokağı adı taşıyor. Mahkeme ortada yok. Bir kısmı var mahkemenin ama ismi hala Adıkalmış. orada yaşıyor mahkeme sokağı. Bu mesele enteresandır. Yine İstanbul'da sahabe mezarları vardır. 33 kadar sahabe mezarı var. Bunlardan bir tanesi yani Eyüp Sultan diye bilinen Halit Bin Zeydi mezarı katidir ve zaten ziyaret zaten çok popüler bir yerdir. Zaten yerli yabancı ama ekseri yerli pek çok e, ...seyyahın, İstanbul'un yerlilerinin... ...çeşitli vesilelerle ziyaret ettiği bir yerdir. Orası da enteresandır. Mesela ben gittiğim Hem zaman... En bilineni sor... ve en çok ziyaret edileni o değil mi? O'dur. Evet. Mesela ben soruyorum bu türbeyi kim yaptı diyor. Fatustan Mehmet diyorlar. Camiyi kim yaptı? Sultan Mehmet. Diyorum yanlış... Hatta müezzinler bile camimizin bahanesi Fatih Sultan Muhammed Han diyorlar. Tamam doğru cami ve türbeyi Fatih Sultan Mehmet yaptırdı ama sonra o ikisi de yıkıldı evet. zelzelede. Şimdiki cami ve türbe Sultan 3. Selim'den kalmadı ama ne çare ki talihsiz padişah İsmi Anılmıyor. Evet bir gün 3. Selim'i konuşalım. Evet. Ee, çünkü gerçekten bıraktığı izler itibariyle. Evet. E... Pek çok. Adı yaşamamış, izleri kadar kalmamış. Çok hayırlı hizmetleri var ve bu yolda vatan, millet da canını vermiş bir padişahtır. Şehit bir padişah ama çok fazla bilinmez, e, tanınmaz. Herkes üçüncü Selim dediğimi iyi bir şey bilmez. Bilenler de işte e, ne, ne, mevlevi diney çalardı, şiir yazardı. Halbuki romantik bir padişah. Romantik bir padişah, apayrı bir kişilik. E, mesela böyle bir yer, onun malum bulunuşu bile bir ayrı bir efsanedir. Ama bundan başka İstanbul'da sur dibinde hatta şehrin içinde mesela Sultanahmet'in alt tarafında sahil'e doğru da bir Sahabi türbesi vardı. Muhtemelen oradan girmek için bir şehit olmuş. Bunlar sonradan keşif yoluyla bulunmuş ve Sultan Mahmut tarafından Sultan 2. Mahmut tarafından her birinin üzerine bir türbe yaptırılmış. Aslında yakın tarihli yakın değil, değil, değil mi tarihli. yani türbeler, türbeler yakın tarihli. Yakın tarihli. Ama e, makamlar biliniyor. Şimdi bunlardan bazılarının türbesi değil. Yani mesela Ebu Saîd Hudri burada o yatmıyor. Cabir bin Abdillah burada yatmıyor. Onların makamları var. Şimdi makam şöyle bir şeydir. Bilenler bilirler. Şimdi bir Allah dostu, meşhur bir zat bir yerde bir müddet kalmışsa, oturmuşsa, yatmışsa, bulunmuşsa veya hayalen görülmüşse oraya da kıymet verilir. Ve oraya da onun makamı derler. Makam ikame ondan durulan yer demektir. Türbesi değilse bile makamıdır. Böylece İstanbul'da hem e, Araplar devrindeki Müslümanlardan kalma pek çok hatıra var. Bu da e, belli kişilerin rotasıdır. İstanbul aynı zamanda bir maneviyat şehridir. İstanbul'un pek çok köşesinde e, zamanın maneviyat büyüklerinin türbeleri vardır. Bu türbeler hem İstanbul halkının hem yabancıların alakayla gidip e, ziyaret ettiği yerdir. Eyüp Sultan'dan başka mesela Sur içinde Sümbül Efendi. Kanuni Sultan Süleyman Devri'nin meşhur ulemasındandır. Hem alim hem sofi, sofidir. Bunun kabri de bir mücemma. Orası eski bir kiliseydi. Kilise harabe olmuştu. Sonra oraya cami yapıldı. Koca Mustafa Paşa camii derler. Onun avlusunda gömülüdür. Fakat o avlusunda mesela onun halifeleri falan vardır ama aynı zamanda da enteresan kral kızının türbesi vardır. Bir de Hazreti Hüseyin'in iki kızının türbesi vardır. Vaktiyle Hazreti Hüseyin'in iki kızı esir düşmüş Bizanslılara. Tabi bu Hazreti Hüseyin'in kızı dolayısıyla peygamberin torunu olduğu için Bizans imparatoru bunları himayesine almış ve bunları Hristiyan yaparsa dünyada Hristiyanlığın büyük bir popülarite kazanacağını ...Müslümanların, Müslümanların da zafa düşeceğini düşünmüş. ...ve bunları ikna yoluyla kızlarıyla arkadaş yapmış. Tab tahmin edeceğiniz gibi imparatorun kızı Müslüman olmuş. Müslüman olmuş. İmparator deliye dönmüş. Bunlara bir hafta veya bir yerde 40 gün müddet vermiş. Bu zaman içinde hepinizi ben Hristiyan olarak görmek istiyorum. Bu 40 gün içinde üçü de vefat etmişler. Çifte gelinler diye ikisinin kabri Orada yanında kral kızı diye kabirleri vardır. Eski İstanbullular biraz da kısmeti kapanmış kızlar. Buraya giderler. Adak yapar ve bunları ziyaret ederler. Mesela burası sadece Sümbül Efendi'nin değil. Aynı zamanda bu ilk bu enteresan kızların da kabridir ki bu da Merkez Efendi. Biraz daha ileride Topkapı. Bu da yine aynı. Karşı tarafta Üsküdar'da Aziz Mahmut Hüdayi. Sultan 1. Ahmet'in hocası. Genç Osman'ın hocası. Sultan 4. Murad'ın hocası. Sultan Ahmet Camii'nin açılışında ...bulunmuş ve o olmadan cami açılmamış... ...padişah bu kadar hürmet etti... ...yanında yürürmüş mesela padişah... ...o atta padişah efendim dermiş hmm. yapmayın böyle bir şey... Ondan, o, ...yok dermiş size hürmeten ben yürüyeceğim... Ee, ...demiş ya, efendim bir... E, ...keramet... ...gösterseniz demiş... ...bundan hala keramet hmm. mi olur demiş... ...zamanın demiş padişahı benim atımın... Hmm. ...yedeğinde yürüyor demiş yani... Ee, ...çok hürmet ettiği, çok kıymet verdiği bir zat. Aziz Mahmud Efendi, yani padişah hocası aynı zamanda. Bu Üsküdarlı Mahmud Efendi çok ziyaret edilen bir zattır. İstanbul'un böyle maneviyat... ...Yahya Efendi tabii unutmak olmaz. Beşiktaş'ta e, denizcilerin koruyucusudur o. Aynı zamanda sefere çıkanlar, denize çıkan balıkçı olsun... ...diğerler olsun mutlaka Yahya Efendi'nin... ...Boğaz'da e, dergahın Beşiktaş. önüne gelirler ve onu selamlarlar. ...Yahya Efendi sakin oraya çıkar... ...onlara dua ederdi... ...ondan sonra vefat ettikten sonra bu adeti devam ettirdiler... ...hatta yakın zamana kadar... E, ...Boğaz kaptanları bile... ...onun önüne geldik zaman hafifçe... ...düdük çalarlardı... Evet. Bir ...Yahya Selam. Efendi... ...bu da malum Kanuni Sultan Süleyman'ın e, süt kardeşidir... ...ve padişah ailesinin emniyet verdiği bir yerdi... ...ve aynı zamanda onun mezarlığı bir... E, ...hanedan mezarlığıdır... ...şimdi çok enteresan bir şey... ...Yahya Efendi'ye gittiğinizde diğer türbelerde... ...görmediğiniz başka bir şey var... Bunu nasıl anlatmak nasıl ifade etmek gerekir bilmiyorum ama ben daha önce de size söylemiştim bir kandil gecesiydi herhalde gittiğimde iki motorcu genç indiler üzerlerinde deri kıyafetler deri pantolon saçları uzun dışarıdan baktığınızda oraya geldiğini bile düşünemezsiniz çocuklardan biri dedi ki ya bu kıyafetle gireceğiz oğlum dedi o senin dışını değil içini görür. E kimin ne oldu belli olmaz. Evet beni çok şaşırtmıştı. Ben pek çok yere e, ziyaret etmeyi... ...elinden gelince gayret ediyorum ama... ...oradaki hava, oradaki... E, ...şey çok farklı... Ve mutlaka ya. İstanbullular bizi ziyaret evet. etsinler. Evet şimdi Yahya Efendi... ...Yahya Efendi'nin hem... E, ...yer itibariyle İstanbul'un en güzel yerlerinden... ...birisidir. Dergah ve türbesi. Şimdi aynı zamanda da türbenin ruhaniyeti çok fazladır. Yahya Efendi hakikaten bizim sosyal hayatımıza ...ciddi manada damgasını vurmuş bir yerdir. Bu e, kabirler... E, ...çok kişi tarafından ziyaret ediliyor. Ben de gittiğim zamanlarda bakıyorum... ...hiç o e, kabri ziyareti... ...yakıştıramayacağınız hanımlar... ...gençler orada... ...şunu düşünüyorum ki... Bu o, Allah dostları sağlıklarında insanlara mutlaka e, iyi doğruyu anlatarak hizmet etmişler ama öldükten sonra da oraya gelmeleri insanların dinle bir bağlantı, ölümü hatırlamaları, ibret almaları için bir nasihat oluyor. Yani öldükten için. sonra da hizmet. onlar bu kabirleriyle bu e, faaliyete devam ediyorlar. Ben ondan sonra bu kabirlere, türbelere karşı çıkanları doğrusu anlayamıyorum. Kısa bir ara dedik ama bakın ne kadar çabuk geçti zaman evet. sonuna da geldik programın canlı yayın olunca böyle oluyor. Haftaya inşallah kadınların bıraktığı eserleri i̇nşallah. konuşalım. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Sağ ederim.